İstanbul seçimleri 2019. Ekrem İmamoğlu Saadet Partisi ve Demokrat Parti sayesinde belediye başkanı oldu. Bakın ekranlara baka baka söylüyorum. Ekrem İmamoğlu 2019 31 Mart seçimlerine Saadet Partisi ve Demokrat Parti sayesinde milletvekili oldu. Nasıl oldu değil mi merak ediyorsunuz? Saadet Partisi 100 bin üzerinde oy aldı. Demokrat Parti 22 bin oy aldı. Dolayısıyla bu iki partinin aldığı oy Adalet ve Kalkınma Partisi'nden sağdan geldiği için 13 bin farkla Ekrem İmamoğlu kazandı. Bir farkla AKP kazansaydı o seçim iptal edilmeyecekti değil mi? Dolayısıyla demek ki partilerin ayrı olarak seçime girmesinin kazanacak adaya hiçbir zararı olmaz. Kazanacak aday. Hani diyor diye bir tane bazıları bir dönem çıktı kazanacak aday arıyor, vardı ya. Şimdi kazanacak aday madem öyle çıkacaksın. İyi Parti adayı 81 vilayette çıkaracaksın. Kazanacak aday olacak, kazanacaksın. Son güne kadar bekliyorum demeyeceksin. Mesela İyi Parti diyor ki Ankara, İstanbul'u son güne bekletiyorum. Neyi bekletiyorsun? İşbirliği yapabiliriz. Yani 4 İstanbul'da, 3 Ankara'da, 3 yapar yapar. Ankara'da alırsak olmaz. O zaman işte 2 kere 2 matematikte 4 etmez. 2 kere 2 matematikte 4 eder de siyasette 4 etmez. Şimdi ben Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adayı olabilirim. Olmak istiyorum. Sayın Kılıçdaroğluyla da görüştüm. Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi bir işbirliği yaparak aday olmak isterim. Ama neye dayanarak istiyorum? Orduyu tanıyorum. Ordulu beni tanıyor. Ordunun <laughs> sorununu biliyorum. Ordulunun çektiği sıkıntıları biliyorum. Ordunun çocuklarının göç etmesinden rahatsızım. Gurbetteki ordulunun geri dönmesini istiyorum. Ordu da yolsuzluklar var. Yolsuzlukları sonlandırmak istiyorum. Orduda hak gaspları var. O hak gasplarını iade etmek istiyorum. Ve diyorum ki ben Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olursam kazanırım diyorum. Kazanmak için olurum. Şimdi ilginçtir. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağım dedim. İki tane muhalif çıktı. İkisi de sözcüden çıktı. Birisi Fatih Portakal. Birisi de Oğuz soyadı neydi? Oğuz Demir. Demir. Vay efendim gördün mü? Kemal Kılıçdaroğlu'nu niye desteklediğim belli olmuş. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaymışım. Fatih Portakal kendinden başka program dinlemez. Öyle bir güzelliği vardır, iyi yanı vardır. Hep kendini seyreder. Çünkü en akıllısı olduğu için başkasını dinlemez ama muhakkak buradan arkadaşlar. Ya öyle demeyin arkadaşımıza ya. Bizim de arkadaşımız değil ha, değil tamam. yani. Dinlemez, seyretmez. Onun için burada arkadaşlar <laughs> iletsinler kendisine, seyrettirsinler. Fatih Portakal Oğuz Demir, ben ordu belediye başkan adayı olacağım da CHP'nin oyu orada 70 bin, AKP'nin oyu 270 bin. Tekrar söylüyorum Fatih Portakal, Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemenin karşısında belediye başkanını alacak sahip Kadıköy, Çankaya, Beşiktaş, Bakırköy isterdim. Fatih Portakal, pazarlık öyle yapılır, destekleme öyle olur. 70 bin CHP'nin oyu tekrar söylüyorum Oğuz Demir. 270 binde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyu. Biz zora talip olduk. Biz zoru kazanmak istiyoruz. Seçim birebir insanlara giderek kazanılmanın yolu tek tek gidip anlatmakla geçer. Şimdi siz... Peki mesela Demokrat Parti'den yıl... olduğunuzda da aynı şeyi yapamaz mısınız? Aynı şeyi yaparız tabi. Demokrat Parti Hı. CHP birliği dediğim o zaten. Yok, mesela sadece yani ben kendi Cumhuriyet Parti, sadece Hı. CHP adayı olacağım diye bir şey demiyorum. Ha, yerelde... Sayın Genel Başkanlar Hı. birlikte bir araya gelelim. Derler ki Demokrat Parti listesinden girelim. Demokrat Parti listesinden gireriz. Derler ki Cumhuriyet Halk Partisi listesinden girelim. Ki Cumhuriyet Halk Partisi oy oranı olarak değil mi? Seçime girmiş. Ordu da oyu olan, 70 bin oyu olan, 73 bin oyu olan bir parti. Milletvekilliğinde de 120 bin oy almış ama belediyede son seçimde 73 bin oyu var. Dolayısıyla biz zorlayan pazarlıkçılık bir anlayış yapmayız. Biz millet için zora talip oluruz, kazanmak isteriz.